Merhabalar Transfer Merkezi'ne hoş geldiniz. Kırmızı Beyaz Dünya programının canlı yayınıyla karşınızdayız. Sevgili Hüseyin Karabacak'la birlikte TFF 2. Lig'deki maçları grup grup, maç maç değerlendireceğiz 12. hafta değerlendirmesinde. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet merhaba. Merhabalar Hüseyin. istersen hemen 12. haftayla şöyle bir giriş yapalım. Sonra da maç maç Tabii. gidelim. Beyaz Buyurun. grupta Vanspor e, liderliği devretti Hüseyin. Artık Van Spor lider değil. Aynı puandaki Esenler Arok Spor liderliği aldı. Ee, onun dışında Ankara Spor fırsat tepti. Buca Spor tahmin ettiğimiz yerlere yavaş yavaş geliyor. Şu anda dördüncü sırada. Ve yeni Hı -hı. Mersin İdman Yurdu Van Spor'u mağlup ederek haftanın iyi sonuçlarından bir tanesini aldı diyebiliriz. Alt sıralarda da kıpırdanmalar var. Neler söylersin beyaz grupla ilgili? Yani artık da ben hani ligin belli başlı şekillenmesi oldu aslında Ahmet yani hani bu ligin hep söylüyorduk bir sert bir makas olacak ve bu sert makasa göre e, hareket edilecek. E, baktığımızda zaten ligin genel tablosuna e, 8. sıradaki 1461 Trabzon e, hala şampiyonluk iddiası bulunacak takımlar şu anda bulunan ilk 8 takım ki hani bunun içinden bazı takımlar açık konuşmak gerekirse şampiyonluk iddiası olacak takımlar da değil. Yani daha çok play-off evet. içinde yer almak isteyecek takımlar. Bu ilk 8'in içinde yani çünkü şampiyon olmaları daha zor e, kadro derinliğiyle maddi imkanlarıyla daha imkansız duruyor. Ama onun altındaki takımlar yani Beyoğlu yeni çarşı ile başlayan 9. sıradaki başlayan ve alt sıralara en alt sıraya kadar giden takımlar ise biraz daha ligde kalma mücadelesi verecek sevgili Ahmet. Çünkü baktığımızda e, 16. sıradaki Serik sporla e, 9. sıradaki Beyoğlu yeni çarşı arasında sadece puan farkı 4. Yani bu artık hani e, gerçekten e, lig burada net bir şekilde, keskin bir şekilde ikiye ayrılmış durumda. Evet. Ee, birden 8'e kadar ve dokuzdan on e, 19'a kadar. E, net bir evet. şekilde bunu söyleyebiliriz. Hani e, ligin başından beri söylüyoruz. Yani hani burada bir şeyler böyle çok keskin olacak. Hani yukarı ile aşağı bir ayrılacak. E, buranın heyecanını bence o götürecek yani. Yani evet, yukarıda şey... da rekabet şey, 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 sevgili Ahmet. Ama aşağıda da ligde kalma rekabeti bir şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Güzel bir lig. 12. hafta değerlenmesini yapacağız inşallah. Evet Hüseyin. Şimdi güzel bir giriş yaptın. Beyaz grubu şöyle 12 haftalık özetini yaptın. Aslında lig 38 hafta sürecek ama takımlar 36 maç oynayacak. Biz dolayısıyla üçte birlik bölüm geride kaldı diyebiliriz ve üçte birlik bölüm geride kaldığında Hı. beyaz grupta dediğin gibi çok ciddi makas farkı oluşmaya başladı. Ya baktığın zaman 8. 1461 Trabzon'la 9. Beyol Yeni Çarşı arasında 8 puanlık bir fark var. Ee, ve Beyoğlu Yeni Çarşı 9. sıradaki Beyoğlu Yeni Çarşı ile de Serik Spor arasında yani çok az bir puan farkı var. 4 puanlık bir fark var. Ee, az önce de senin belirttiğin gibi bu grupta erken kopmalar, kırılmalar bekliyorduk. Yavaş yavaş görmeye başladık ama zirvede de çok ıı, değişik sonuçlar alınıyor. Kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Ee, hemen başlayalım zaten bu maçları evet. tek tek konuşacağız bütün takımları konuşacağız ama öncesinde ne Hı. diyoruz kanalımıza abone değilseniz abone olun lütfen abone olmak tamamen ücretsiz videomuzu beğenin yorumlarınızı da bekliyoruz beyaz grupla da bizi yalnız bırakmayın saat 22 itibariyle de kırmızı grubu konuşacağımızı hatırlatalım kırmızı grupla ilgili sorularınızı lütfen o bölümde sorunuz diyelim ve liderin maçıyla baş başlayalım. Çok Beyaz iyi. grupta liderlik el değiştirdi. Nazilli deplasmanına gider Esenler Erokspor. Adeta şov yaptı. 5-1'lik net bir galibiyetle geçtiğimiz haftaki Ankara Spor mağlubiyetini unutturdu. Ve Van Spor'un kaybettiği haftada zirveye yerleşti. Nazilli Belediyespor içinse evinde ağır bir mağlubiyet Hüseyin. Neler söylersin? Yani dediğin gibi geçtiğimiz sezon, geçtiğimiz hafta Van Spor bay geçmiş. Sen bir de Ankara Spor'a kaybediyorsun. Erokspor için geçtiğimiz hafta oldukça olumsuzdu ama bu hafta hem Nazilli gibi dirençli, e mücadele gücü çok yüksek, e top oynamak isteyen, bir ürün ortaya koymak isteyen, iyi bir görüntü çizmek isteyen bir takıma karşı 5-1'lik galibiyet almak bence oldukça kıym kıymetli sevgili Ahmet. Yani biliyorsun e Nazilli'de 1461 Trabzon deplasmanından e muazzam bir 3 puanla döndü. Evet çok önemli bir puan döndü. O zaman da şunu demiştim yani hani 1461 Trabzon maçın başında değerlendirmesi gereken prof, e, pozisyonları değerlendirse e, belki maç farka gidebilir. Çünkü Nazilli'nin açık konuşmak gerekirse o gücü o kuvveti o yetenekli oyunculara sahip değil. Nazilli'nin en önemli kısmı ne? E, gerçekten e, iyi mücadele eden <gülüyor> e, <gülüyor> yaptıkları mücadeleden zevk almasını bilen, keyif çıkartmasını bilen ve ee, zor şartlar altında mücadele eden ama iyi bence iyi takım olan takımdaşlıkla ön plana çıkan bir takım. Şimdi Erok deplasmanı için evet normalde hep şunu dedik yani giderken de yani Nazilli normalde Erog Sporu Nazilli'ye e, farklı galibiyet yapması lazım. Maç önü programında da buna değindik yani farklı galibiyet alması lazım. Kadro kalitesiyle imkanlarla ama tabii şimdi işte bir hafta önce 1461 Trabzon yaşadığı bir tablo var. Yani belki o golü atsa maçın maçında golü atsa 6'ya 7'ye gidecek maç 2-0 mağlup oldu 1461 Trabzon. Aynen öyle. Bu da işin bir anekdot kısmıydı. Ama Eroktan taraftım zaten ben bu maçta hatırlıyorsan. Esenler Eroxspor'un evet. kazanmasını istiyordum. Evet. Ve Esenler Eroxspor da kazandı. Farklı bir galibiyet. Bence önemli bir motivasyon. Çünkü sonuçta e, baktığımızda kadro kalitesi olarak e, Esenler Eroxspor'a e, en yakın takımlardan birisi pozisyonunda olan 14. Trabzon'u deplasmanda 2-0 yenmiş bir takıma karşı mücadele ediyorsun. Kesinlikle hafife alınmaması gereken bir takım. Nazilli Belediyespor ve Erog Spor 5-1 mağlup ediyor. E, tabii bu ma galibiyette bence Erokspor'un maçın başından itibaren e, ön alanda oynamasıyla maçın başından itibaren gol arayan kısımda olmasıyla etkisi var. Yani 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nün gole çeviremediği pozisyonları Erokspor gole çevirince maç aslında Erokspor için oldukça rahat bir pozisyona geldi. Yani e, maçın, maçla ilgili yapılacak bence en kısa özet bu. Tebrik ediyorum Erokspor'u. Liderliği de devraldılar en azından Van Spor'a ortak oldular liderlik konusunda. Nazilli Belediyespor'u da e, başarılar ediyorum. E, 1461 deplasmandan aldıkları 3 puandan sonra buradan 1 puan bile çıkarsalar bence çok kıymetliydi. Aynen Ama öyle. 1461 Depresman'dan aldıkları 3 puandan sonra buradan puan çıkartmamaları da normaldi. Hatta ve hatta 2 haftada 1461 artı Erok maçından puansız dönseler de bunun herhangi bir sıkıntısı yoktu. Bence karlı da döndü Nazilli Belediyespor. Tebrik ediyorum. Ali Kemal Hoca ve öğrencilerini Eroksporla Nazilli Belediyespor arasında çok büyük bir fark var. Belki 20 fark, 20 kat belki 30 kat belki 40 kat belki 50 kat maliyet farkı vardır. E Kurumsallaşma kulüp yapısı anlamında çok çok büyük farklar var. Oyuncu kalitesi anlamında çok çok büyük farklar var. E Nazilli Belediyespor'un buradan mağlubiyetle ayrılması, bu maçtan mağlubiyetle ayrılması normal olan, galip olan, ga galip olarak ayrılması ise absürt olan olaydı. Geçen haftaki 1461 maçı gibi düşün, böyle değerlendirmek lazım. İki takıma da başarılar diyorum. Eroxspor tebrik ediyorum galibiyetinden dolayı. E, bu grupta fikstür birbirini takip ettiği için 1461 erok maçlarını zorlu viraj olarak adlandırıyoruz. Bu evet. takımların birçoğu bu virajdan sıfır puan alıyor. 1 puan alırsa, 2 puan alırsa geçmiş, geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi ee, iyi puan diyoruz özellikle alt sıradaki takımlar için. Nazilli Belediyespor alt sıra takımı değil ama iki maçta aldığı üç puan bence değerli. Esenler Erokspor'a tabii farklı kaybetmesi bir moral motivasyon kaybı oluşturabilir ama geçtiğimiz haftada 1461'e karşı e, iyi bir galibiyet almışlardı. Erokspor e, bu da Nazilli Belediyespor bu arada ilk kez playoff dışında kaldı Hüseyin sıralamada. Sezon başından <laughs> bu yana ilk kez playoff'un dışında kaldı 12. haftada bu da ayrı bir anekdot olsun. Ve Ali Yavuz Kol'da e, çok iyi başladığı sezonda Esenler Erokspor forması giyen Ali Yavuz bu sezonki 6. golünü kaydetti. Onu da evet. tebrik ederiz. Esenler Erokspor'un parlayan yıldızlarından bir tanesi. Ben de senin gibi düşünüyorum Esenler'in bu maçta ağır favoriydi. Nazilli Belediyespor'un puan alması sürpriz olmazdı ama e, Esenler Erokspor'un kazanması da sürpriz değil kesinlikle. O yüzden e, Nazilli'ye geçmiş olsun diyelim Erokspor'u da tebrik edelim. Ve devam edelim Hüseyin. Tabii. Lider Van Spor, Yeni Mersin-İdman Yurdu deplasmanına gitmişti ama liderliği Mersin'de bırakıp döndü. Yeni Mersin-İdman Yurdu, az önce o konuştuğumuz viraj olayı var ya Hüseyin. Dedik ya, Esenler ve 1461 virajını sıfır puanla dönmüştü Yeni Mersin-İdman Yurdu. Bir Hı -hı. başka güçlü rakiple oynayacaktı Van Spor'la. Van Sporu evinde 3-0 mağlup etti. Net bir skorla Van Spor'a ikinci mağlubiyetini yaşattı Yeni Mersin İdman Yurdu. Onlar da e, baktığımız zaman çıkışta olan bir takım ve şu anda 22 puan toplayarak 5. sıraya kadar yerleştiler. E, ve son 3 maçında 3 galibiyet. Hatta gol yemeden kazanılan 3 galibiyet. Yeni Mersin İdman Yurdu şu anda en azından son 3 haftanın en formda takımı. Hatta son 3 haftalık puan durumu yapılsa sanırım lider Yeni Mersin İdman Yurdu olur. Van Spor gibi çok güçlü bir rakibi devirdi. Van Spor'da aldığı ikinci mağlubiyeti ama yine farklı mağlup oldu. Trabzon'da 4-0 mağlup olmuştu. Mersin'de de 3-0 mağlup oldu ve liderliği Averaj farkıyla da olsa Elox Spor'a teslim etti. Yeni Mersin İdman Yurdu 3, Van Spor 0. Neler söylersin? Şimdi yeni Mersin İdman Yurdu'nu tebrik ederim. <laughs> çok çok önemli bir galibiyet. Ama bu maçta ben açıkçası yeni Mersin İdman Yurdu'nun elinin boş, dönmeyeceğini, eli, eli boş yani buradan puan çıkartmadan bu maçı bırakmayacağını bekliyordum. Aslında beklentimi de e, karşıladı. E, Onun net olarak söyleyeyim. E, ya şimdi neden e, Ahmet Yeni Mersin Yolu tamamen lige odaklanmış durumda. Hep bunu söylüyorum. Ve gerçekten e, düşüncem şu Yeni Mersin İdman ilgili. Transferi hep söylüyorum. Transferi lig başladıktan sonra yapmasalardı gerçekten bugün liderlik yarışının içinde olacaklardı. Bak transferin son günlerinde bu takımda oynayan oyuncuları transfer ettiler. Onların bir adaptasyon süreci yaşandı sevgili Ahmet. Yani bunlar açık konuşmak gerekirse e, çok kolay şeyler değil. Bu takım ilk 3 maçından beraberlikle ayrıldı. Yani transfer dönemine bunu her hafta söylüyorum belki ama gerçekten bazen yöneticilerin böyle vizyoner bir bakış açısına sahip olması gerekiyor bence. O transferleri sen ondan 20 gün önce 25 gün önce yapsan bu oyuncular kamp görseydi bugün belki Vanla Ero'a direkt rakiptin yani aynı puanda rakip. Yeni Mersin İdmanyurdu ilk 3 maçından beraberlikle dönmezdi. Yanlış hatırlamıyorsam adıyaman'a puan verdi bu takım yani. Örnek veriyorum sana. Yeni Mersin İdmanyurdu. Burada biraz hani akıllı davransaydı daha farklı olabilirdi. Tabii takım oyunu Özcan Hoca'nın mücadelesi ki eee 1400'cü maç ile Eropa maçında alınan mağlubiyetten sonra inanılmaz eleştirildi. Özcan Kızıltan o zaman da dedi yani bu maçlarda alınan mağlubiyet gayet doğal. E, hocaya sahip çıkmak lazım, takıma sahip çıkmak diye lazım diye. Ee, ve sonuç olarak baktığımızda rakip Van Spor gerçekten ligin bu sene önemli işler yapan, önemli işler başaran takımlarından birisi. Orada da bir hoca takımı var. Orada da bir hoca takımı. Mustafa Sarıgül e, başarılı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Ama yeni Mersin biliyorsun hafta içi, çarşamba günüydü sanırım. E, şeyle maçı vardı. Isparta 32 sporla e, Türkiye Kupası evet. maçı vardı. E, kadroya baktığımda maç önü programında buna değindim hatırlıyorsan. Dedim ki bak hani yeni Mersin buraya şey geliyor. Turu vermeye geliyor. Onların kafa Van maçında dedim. Hatırlıyorsan maç önü programında buna özellikle değindim. Ee, yeni Mersin Bayramı'nın kafası Van spor maçında. Çünkü kupa mupa dert değil. Biz Van spor maçını kazanmamız lazım. Kafasıyla çıktılar maça. Yani aslında e, inanılmaz bir e, reaksiyonları vardı. Öyle söyleyeyim. E, ve Van spora karşı çıktıkları maçta çok önemli bir galibiyet. Üç gollü iyi oyun. iyi mücadele. E, bir pozisyon var. Çok sert ve net bir pozisyon. gördüm bilmiyorum. Oğuz Özden'e Kırmızı kart beklenen pozisyon mu şey? Yani kırmızı kart beklenen kırmızı kart verilmemesi facia bence yani. O müdahalede. Kırmızıyı konuştunuz mu demiş mesela. Heh, yani o, o müdahaleyle yani hani o müdahale şey yani hani müebbet hapis yatırır adama. Onu net olarak e söyleyeyim. bakalım şey yani. Bakalım. Çok iyi oldu Yani taraftarlar arkadaşa da görsün. Tekrardan oynatalım. Tabii tabii. Hı hı. Uf. Yani bu ne diyeceğiz buna? Oyna devam diyeceğiz. Hüseyin. Yani <laughs> hani, gerçekten sağ olsun e, yayıncı e, TV diye de yayınlamışlar şu müdahalenin yani akılla çıkanı yani Allah korusun yani Oğuz'da taburcu olmuş haberini aldım geçmiş olsun. Ama biraz daha böyle hani milimlik ayak kaysa çok ya, büyük gerçekten. çok çok büyük sıkıntılar çıkarabilirdi. Geçmiş olsun. Hani hakem bu mu bu pozisyona nasıl kırmızı veremiyor? Hadi hakem göremiyor. Yardımcı hakemler ne yapıyor? Dördüncü bu hakem ne yapıyor? pozisyonda sarı mı çıktı? Bu pozisyonda kırmızı kaç çıkmadı. Sarı çıktı. Ha, sarıya itiraz ediyor öyle mi oyuncu şu an? Yani bir dakika. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Artık o kadar Hemen. Şuradan. Ben de bakayım hemen. Bak bak abi sen de teyit et. Onuncu evet. dakikada herhangi bir kart gözükmüyor Hüseyin. Yani e, Ali Doğan'a, Muhammed Ali Doğan sanırım. Doğan, Muhammed Ali Doğan. Sarı kart Doğan görmüş. Sarı sarı. Ya sarıya itiraz ediyor burada. O da çok dikkatimi çekti. Ya ben yapmadım bir şey diyor muhtemelen yani kendini çekiyor ama yani hani Muhammed Ali kardeşim yapmışsın. Yani bunun başka bir açıklaması yok. <laughs> çok sert şeyler yapmışsın sen. Yani ee... burada bir... Kasti hareket olmayabilir Hüseyin ama futbolda ayağınızın o kadar kaldırmayacağınız bilmeniz burada, lazım. Burada böyle bir müdahalede kastiydi aranmamalı bence zaten. Yani bilmiyorum. Burada futbol kuralı da aranmamalı. Böyle bir çok müdahalede güzel, direkt ihraç en az 3-4 maç ceza alır yenir yani. Hani çok şey değil. Ben yani de burada Muhammed Ali'yi eleştirmek amacım değil ama çok sert bir müdahale. Net olarak bunu söyleyeyim. Biraz da Van Spor'u konuşmamız gerekiyor. Şimdi ya, Van Spor Van Spor kadro kalitesi anlamında Net olarak her zaman söylüyorum, bundan da çekinmiyorum. Burada ne Bucayla, ne Erokla, ne 1461 Trabzonla aşık atacak bir kadro kalitesine sahip değil. Ama Van Spor bu ligin doğasına uygun bir kadro kalitesine sahip ve hocanın sistemine uygun bir kadro kalitesine sahip. Hoca takımı yani, yani hocanın başarısıyla giden. Ya aynı Yeni Mersin'in Banyordu gibi. Hocanın başarısıyla götüren bir takım. Van iki i̇ki tane maçta takıldılar. Dediğim gibi birisi 1463 Trabzon deplasmanda 4-0. Diğeri de yeni Mersin İdman yordu. Tempolu takım koşuyorlar basıyorlar ama işte bazen hani böyle bazı maçlar vardır Ahmet. o maçları şey kazandırır. Kalite kazandırır anladın mı? Vanspor bazı maçlarda kaliteden dolayı yoksun kalıyor. Benim şahsi kanaatim. Yani evet. Van Spor'un başarısını kesinlikle küçümsememek gerekiyor. Kimse kusura bakmasın Van Spor yöneticilerinden taraftarına da herkesi şu anda bulundukları konumda çok kıymetli. Burada takıma da eleştiri yapılmaması lazım. Az önce bir haber gördüm mesela. Çok şey yani hani Van medyasında yani ruhsuz van spor oyuncuları falan yani ne demek yok yani? ne ruhsuz 11 maça çıkmış 9 galibiyet almış takım'a sen ne hakla ruhsuz diyor biliyorsun yani 27 senin puan karşın... toplayan takım mı ruhsuz ha. 11 maçta ha senin karşındaki ayıp de ya, yani vallahi. senin karşındaki de bu grubun yani senin gibi e, camia kültürü olan şehir kültürü olan bir takım yani Böyle kolay değil bu işler yani anladın mı Hani sen bu takıma da ruhsuz ben edipmem yani ben ayıp denen bir şey var yani böyle bir şey yok yani ne demek ne demek ruhsuz yani, yani ben yakışmıyor He, Van Spor zorlanıyor mu galibiyet ama zorlanıyor. Son dakikalarda kazanıyor mu? Kazanıyor. Hani az önce bir arkadaşın yorumunu bir yayınladın işte Van Spor'un hiç beğenmedim gibisinden bir yorum vardı. Eğer yayınlayabilirsen sevgili Ahmet onu bir daha e, bir görelim. Onu da değerlendirelim hatta onu söyleyelim. Oynadığı e, diğer kentliymiş. Selam olsun ona da. Van Spor oynadığı maçı beğenmedim. Fiksürden dolayı puanları topladı. Umarım düzelir Van Spor'du. Ya, dolayı sevgili diğer de e, Buca'yı yendi. Ero yendi. E şimdi bu nasıl olacak yani anladın mı? Hani baktığında iki tane kafa takımı da yendi yani Van Spor. Bence olaya bu şekilde de bakmak lazım. Van Spor mücadelesiyle götürüyor sevgili Ahmet. Mücadelesiyle burada. Kalitesiyle değil. Bunu net olarak söyleyeyim. Van Spor kalitesiyle değil, mücadelesiyle e, burada e, böyle yol kazaları olacaktır. Ama bu yol kazalarından çıkarılacak ders nedir biliyor musun? Hemen diğer maça odaklanıp devre arasına kadar bir şekilde götürüp devre arası içerideki tempoyu katkı sağlayacak kaliteli oyuncuları nokta atışı takımın içine paylaştırmak, dahil etmektir sevgili Ahmet. Eğer Vanspor bunu başarırsa hiçbir sıkıntı yaşamaz. Bunu net olarak söyleyeyim. Peki Hüseyin ağzına sağlık yeni Mersin İdman Yurdu'nu tebrik ederken Vanspor'a da geçmiş olsun diyelim. Yeni Mersin İdman Yurdu zirveyi karıştırıp kendisi de playoff yarışının tamamen artık içinde. Onları da tekrar tekrar tebrik edelim. 3-0 çok önemli bir sonuç. Geçelim Ankara Spor'a. Ankara Spor evinde Afyon Sporu ağırladı. Vanspor'un e, Van kaybettiği haftada aslında bir nevi de fırsat etmiş oldu. Esenler Erok Spor'u 2-1 mağlup etmişti geçtiğimiz hafta. Bu hafta Afyon'a da karşı kazanıp Erok galibiyetini süslemek istedi Ankara Spor ama Afyon Spor, e, karşısında çok etkili bir oyun oynayamadı ve maç başladığı gibi 0-0 bitti Hüseyin. E, ben de o maça gittim. Ankara Spor e, ilk yarıda Özellikle ilk yarıda Afyonspor çok daha etkiliydi ve ben Afyonspor yeni hocasıyla beraber inanılmaz bir hareketlilik gördüm. Özellikle 3. bölgede çok fazla top yapıyorlar ve cesur oynuyorlar. Şimdi maçı hani 11 haftalık puan durumunu bilmeyen birisi hangi takımın alt sıralarda, hangi takımın üst sıralarda olduğunu ilk yarıda anlayamazdı. Afyonspor'u evet. açıdan tebrik ederim. İkinci yarı Ankara Spor'da kıpırdanmalar oldu. Özellikle Bayram Hoca'nın oyuna hamleleri var. Ee, önemli oyuncuları çıkardı değişik bir şey denedi hoca ee, ama olmadı Ankara Spor golü bulamadı öyle çok 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 yüzde yüzlük bir pozisyonu da yok maalesef ee, yani Ankara Spor için neden maalesef dedim 25 puanda 3. Ee, sırada geçtiğimiz hafta lider Esenler Arokspor yenmiş öyle bir oyun oynamadı açık konuşayım Afyon Spor biraz kıpırdanmış Hüseyin yeni hocasıyla birlikte onu gördüm. Ya şuraya notlarıma bakayım çok bir not da alamadım Hüseyin yani ilk Ankara'daki bugünkü iki maçta 0-0 bitti birazdan öbürünü de konuşacağız. Evet. Yani çok direkli bir maç olduğunu söylemem mümkün değil. İlk Hı. yarıda Afyon'un atakları var. İlk yarının sonunda Ankara Spor'un bir tane hata var. İkinci Hı. yarıda işte Ankara Spor kıpırdanmaya çalıştı ama Afyon Spor topa sahip olduğu noktalarda gerçekten Ankara Spor üzerine gitti ve Ankara Spor'u Hücum anlamında Ankara Spor'un hücum yollarını kapatan bir Afyonspor izledik ve Afyonspor Spor Ankara Spor'u kanatlara zorladı. Kanatlardan orta açılmaya zorladı. Bayram Hoca da bunu çakmış olacak ki hemen Ömer Faruk'u aldı oyuna. E, Hamza'yı çıkarıp Ömer Faruk'la başladı ikinci araya. Ama Ömer Faruk da kendisine gelen kafa toplarını çok iyi değerlendiremedi ve maç başladığı gibi bitti. Afyonspor puan alacak oyunu oynadı bence ve puanı aldı. Kendilerini tebrik ederim. Ankara Spor, Van Spor'un kaybettiği haftada kazansaydı şu anda Erok, Van, Ankara. Üçü de 27 puanda olacaktı. Ama sonuç olarak baktığım zaman ligin en az mağlup olan iki takımından biri Ankara Spor. Onların da hakkını yemeyeyim. Ve buraya yazmış Hüseyin. Maçın en iyi oyuncusu Raşit demişim. Yani oradan maçı anlayabilirsin. Sabek Raşit Sabek. maçın en iyisi. Ondan sonra da Solbek Cenk'i yazarım. Zaten ben Raşit'i çok beğeniyorum. Fiziksel dezavantaj olmasına rağmen. Yani dezavantaj dediğim. Hücum oyuncular genelde daha cüsseli insanlar <laughs> Hüseyin biliyorsun. Onlara evet. rağmen çok iyi top alan, çok iyi top dağıtan iyi bir sağ Ondan sonra da Cenkiz yazarım. Evet. Maç öyle bir maçtı. Benim için Ergin Keleş'e kitabımı imzalattığım bir maç oldu Hüseyin. Bu <laughs> <Tebrik yani>. ederim. <laughs> Günün anısı bu. <laughs> Aynen öyle. ederim. Bence Günün güzel güzel. Güzel bir anı. Ee, çok da güzel anlattın zaten. Hani maçın yayını olmadığı için benim de açıkçası izleme fırsatım olmadı ama dediğin gibi asıl şey odaklanılması şey, gereken. Merak etme. <laughs> Eyvallah. Ankaraspor için odaklanılması gereken gerçekten önemli bir fırsat. Yani şu maçtan 3 puan çıkarsan 27 27 27 yapıyorsun. Ama tabii karşında da artık can çekişen bir Afyonspor var. Hani biz şampiyonluk adayız, şampiyon olacağız yolu konseptiyle, mottosuyla yola çıkan Afyonspor küme düşme hattında kümede kalma mücadelesi verecek seviyeye geldi. Yeni hocasıyla ilk maçta reaksiyon da vermek zorundaydı. Bence verdikleri reaksiyon da tuttu. Tabii bence Afyonspor'un bu puanı önemli ama Afyonspor'un duyduğum kadarıyla piyasadan gelen haberler doğrultusunda kulağımıza gelen haberler de olsun da içerideki sıkıntı daha büyük. Maddi konularda büyük pürüzler var. Afyonspor'un bunları acilen çözmesi lazım. Yüksü yoksa devre arası sil baştan takım yapmak zorunda da kalabilir. Ee, bu çok fazla şu anda son süreçte futbol piyasasında konuşuluyor sevgili Ahmet. Yani e, çok fazla tecrübeli futbol orada tecrübeli futbolcular da var. Tecrübeli futbolcuları bir takımın içine kanalize etmeden devre arasında şurada devre arası dediğimiz şeyde artık bir şey kalmadı sevgili Ahmet. Yani ee, önümüzde iki aylık bir süreç var. İki ay sonra takımlar transfer dönemine girecek, devre arasına girecek. Hani biz ligin başındayız başındayız. Ligin, sen senin de dediğin gibi üçte biri üçte bugün. Üçte biri bitti. Yani. Üçte biri bitti. Çok değerli yani. Ondan dolayı Afyonspor'un bu sorunları umarım en kısa zamanda çözerler ve bir şekilde burada kalıcı olurlar. Yani gerçekten yazık. Hani bu kadar önemli kaliteli oyuncular alınmasına rağmen bir başarı tutturulamaması yazık. Sinan Hoca'yı tebrik ederim. Geldiği ilk maçta Ankara Spor gibi bir deplasmandan beraberlikle dönmesi bence çok kıymetli. İki takıma da başarılar derim, sevgili Ahmet. Sinan Hoca'nın arkasında izledim maçı, o tribündeydim Hüseyin. Sinan Hı -hı. Hoca'nın futbolcularla iletişimi de dikkatimi çekti, çok iyiydi gerçekten. Ben Afyonsporu hani sen de gittin maçına biliyorsun, izledin. Ben Afyonsporu gayet olumlu buldum yani. Hani bu puanı toplayan takıma göre, bu kadar az puan toplayan takıma göre bayağı değerli top, toplu buldum. Olcay hemen ikinci yarının başında çıktı. Onu hocayı görebilsem soracaktım. Hocanın tercihi miydi? Olcay'ın tercihi miydi? Bilemiyorum ama orada da bir gariplik var. Dediğim gibi Ergin Keleş'le de şey yapma, kitabımı imzalatma şansı buldum Hüseyin. Onu da şöyle göstereyim. Göster, göster. Harika bir kitap yazmış. Ben de imzalattım. Ergin Keleş'le de maç sonrası buluşmuş olduk. Peki, devam Vallahi, edelim o zaman. Ergin Keneş biraz senden aşağıda durmuş ama yani sanki boy olarak da çok eksik bir <laughs> eksik bir yanı yok gibi. Be. Ya ben değil genelde şeyin, özellikle futbolcular, kaleci falan değilsen hep böyle yanları yanımda çok kısa kalıyorlar. Boyumun uzunluğundan dolayı burada yukarıdan çektiğimiz için biraz belli değil aslında. <laughs> yani ben biraz düşseliyim maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şey e, Anıl ve Olcay için de değişik bir maç oldu. İkisi de geçtiğimiz sezon Afyon evet, başarılı sürecinde e, pay sahibi isimlerdi. Bu sene onlar Ankara transfer olmuştu. Onlar için de duygusal anlamda değişik bir maç oldu. Onu da nakit olarak ekleyelim. Peki devam edeceğiz. Ee, Ankara Spor bu futbol anlayışıyla hiçbir şey yapamaz demiş. Zafer Eren'in eleştirileri devam ediyor. Sevgili takipçimiz. Yapıyorlar yani. Yapıyorlar <laughs> Zafer kardeş, arkadaşımız. Adamlar 25 puan toplamış gençleriyle. Kaliteleriyle. Senebaşı İlhami Sıraçan nasıl gibi bir adam satmışlar 10 milyon TL'ye. Yapıyorlar yani. Hani takdir etmek, alkışlamak gerekiyor bence. Yani Ankara Spor'un Hüseyin sonraki iş saha maçına gittim. 1461 ve Afyon. <laughs> yani o sezon başında beğendiğim Ankara Spor'dan biraz sıkıntı var yani. Üçüncü bölgede Ankara Spor bir şeyleri çözmesi lazım onu söyleyeyim. Onu buradan uyarayım. Hani sezon başında şey demiştim. Yok, tabii. Bu Ankara Spor çok can yakar demiştim. Evet yaktı ama üçüncü bölgedeki problemi acilen çözmeleri lazım. Eyvallah. Pekala devam edelim. Hı -hı. Buca Spor, Serik Spor'u evinde 2-0. Serik Belediye Spor'u evinde 2-0 mağlup etti. Buca Spor'u dördüncü sırada konuşuyor Hüseyin nihayet. Buca Spor'dan beklediğimiz o atak geldi. Yani baktığımız zaman Bucaspor'un son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik var. 13 puan topladılar son 5 maçta ve şu anda 11 maçın sonunda 22 puanı yakaladılar. 2 puan ortalamasını bu sezon yakalayabildiler sonunda ve zirve yarışına tamamen artık ortaklar. Zirveyle arasında 5 puanlık bir fark var Bucaspor'un. Serik Belediyespor içinse çok fazla söyleyecek bir şey yok sanki. Son 3 maçında mağlubiyetle ayrıldı. Serik Belediyespor bu maçta favori Buca Spor'du. Beklediğimiz bir sonuç diyebiliriz. Sen neler söylersin? Tabii beklediğimiz bir sonuç. önemli bir sonuç. Artık zaten Buca Spor'un kazanması lazımdı. Bir şekilde tutturup yukarı kendisine atması lazım. Net olarak bunu söylüyorum. Bak bugün Ankara Spor kazansa yukarıda 3 tane 27-27-27. Buca 22. Yani Buca hani Buca'nın bu kazanması önemli. Yani buradan galibiyet çıkarmasan 19'da kalacağım. Fark iyice, makas iyice açılacak. Önemli bir galibiyet. Tabii Serik'le Sefa'nın çok erken kırmızı kart görmesi de aslında Buca Spor'un içini biraz rahatlattı diyebilirim. Ama Buca Spor kalitesindeki bir takımın da ne bileyim hani rakip neredeyse 85 dakika 10 kişi kalmış. Bir kişi eksik oynamış senden. Nasıl farkı açamıyorlar bu kalitede takım? Nasıl o oyunu oturtamadılar haftalardır ben bunu pek anlamlandıramıyorum veya sonuca gidemiyorlar oyun oturtamadılar demek de doğru olmaz oyun kısmında da bence izlediğim maçlarda çok da olumsuz çok da kötü değiller sevgili Ahmet ama sonuçlandırma kısmında çok böyle değişik bir takım ya buca spor gibi bu kadar yetenekli ayakların olduğu kaliteli tecrübeli milli takım tecrübesi olan oyuncuların olduğu bir takım ee, nasıl e, fark açamıyor bunu gerçekten anlamıyorum Buca Scout tam zamanda gelmişiz maçtaydım. Maalesef artık Buca Spor'da eski ruh, eski enerji, eski atmosfer kalmamış durumda. Eğer Kazanılan maçtan varsa, sonra bu yorumu yapıyorsun. Tabii imkanı varsa Buca Scout maçla ilgili şöyle bir ufak değerlendirme yaparsa orada burada okuyalım en azından. Direkt maçta olan birinden okursak. Heh, süper. Sen Maç et, özelinde ben. ise eski enerjimiz ve tempomuz olmadığı için rakip 10 kişi kalsa bile 1-0 skorunun üzerine yatmaya çalışılıyor. İnanılır gibi değil. Velhasıl çok üzücü. Ben de bugün yani takip ederken skoru yani seri 10 kişi kaldıktan sonra Buca Spor'un farkı açacağını düşünüyordum. Öyle olmadı. Ya şimdi mesela Buca Spor 1461 maçı olur. 1461'den bir oyuncu 10. dakikada kırmızı kart görür. Buca 1-0 yakalamıştır. Skor korur. Ya bunu bile bir nebze anlamlandırırım. Ama seriye karşı neyin skorunu koruyor? Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Ya bilmiyorum yani hani Buca Spor'un sezon başından beri tercihleri şampiyon. Ya bak ya bak şu kulüp yapısını şöyle değerlendir sevgili Ahmet. Ya benim çok anlamlandıramadığım bir iş. Takım şampiyonluk maçına çıktı. Kaybetti Urfa'ya. Ondan sonra Cihan Başkan bir açıklama yaptı. Sait Kara ilgili çok sert bir açıklamaydı. Hoca ile ilgili hatırlarsın. Evet evet Sait evet. evet Ondan sonra sezon başı başlangıcı Sait Kara yapıldı. O sert açıklamadan Neden? sonra Sait Hoca sezon başı başlangıcı yapıldı. Oradan aynen. Sait Hoca gitti, aradan ne oldu bir ara, birkaç gün sonra çalıştı, gitti, Ahmet Hoca geldi. Ahmet Hoca durup dururken Ahmet Hoca ile sıkıntı yaş yaşandı, tarafların sıkıntısı oldu, oldu bu oldu. Ya iki hafta Cüneyt Dumlupınar'ın sarı yeri, sarı yerde puan kaybetmesini bekledi bucaz buraya. Yani. Aynen öyle, aynen öyle. Gerçek yorum yapayım yani hani. Ya, güzel, benzel değil mi? Ben burada programda bunu söylemeye. Şeyim olmadı ya, yüzüm olmadı. Ben utandım yani. Olayı sanki ben yapıyormuşum gibi ben mahcubiyet <laughs> duyuyorum. Cüneyt Hoca Sarıyer'e puan kaybettirsin de Buca'ya gelsin. Yani bu nasıl bir mantıklıdır yani? Yani Buca Spor gibi bu kadar yatırım yapılan bir işte değer mi yani? Yani yazık değil mi? Türkiye'de bir tek Cüneyt Dumlu Pınar mı var? Türkiye'deki tek hoca Cüneyt Dumlu Pınar mı? Bir Aynen camianın yani. hocasına niye sulanırsın ki? Bir kulübün e hocasına. Veya o hoca niye gider ki oraya yani? Niye söz yani verdiğin niye sezon başı. Ya da niye oraya arzular? Aynen öyle. Sezon başı e, bu kadar böyle hani söz vermişsin. O insanlarla yola çıkmışsın. Transferde görüşün alınmış. Sen yapmışsın kadroyu. O insanlar yapılanmayı sana Bravo. göre kurmuş. Sen nasıl sezonun ortasında buca beni istiyor. Ne yapayım ne edip gitmem lazım diye. Yani ben burada Fatih Selim Ansolmaz'la tartışmalar olmaya başladım maçın içinde. Hangi maçı hatırlamıyorum sarı yerde. Ama artık ben dedim yani bir şeyler artık tamam tezgah yavaş yavaş benim duyduklarım, düşüncelerim tık 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 puzzle'ın parçaları birleşiyor dedim. Ben yakıştıramıyorum bunu. Evet, böyle birlikteliklerden de çok başarı gelmez. Hani iyi niyeti korumak lazım. Onu söyleyeyim. Şeyin dördüncü beşinci haftada benim bir dilim sürçmüştü hatırlıyor musun? Böyle gaf yaparım ya arada. Ee, Sarıyer'in hocasını Buca Spor'un hocası olarak okumuştum. Sürekli evet. orada olduğu için... Ee, öyle bir hatırlıyorsun değil mi onu? Buca hatırlıyorum. Neyi hatırlıyorum? Derken, onu dedim yani. Ne hatırlıyorum? Demek ki hafızalarımızı o şekilde kazınmış. Aynen öyle. Ha, buca Peki Spor tebrik ediyorum. Buca tebrik ediyorum. Yani, e, diyecek bir şey yok. Bu maç de diyecek bir şey yok ama. Ee, tabii. Hüseyin Hocam başımızı ağrıtmadan sadece şunu söyleyeyim. Altyapı tesisleri patates tarlasına dönmüş durumda. Altyapı, üst yapı tam anlamıyla bir felaketin kapısına kapısında olduğunu düşünüyorum Buca Spor için. Yani Buca'nın ciğerini bilen bir isim Buca Spor Scott, Buca Scott. Tabii. Ve e, kazanılan maçtan sonra son 5 maçta alınan 13 puanın üzerine bu yorumu yapıyorsa Buca Spor'da bir şeyler yolunda gitmiyordur. Diyelim ve geçelim Hüseyin. Geçelim, geçelim Hüseyin. Ankara'da bir başka maçta Ankara Demir'in stadında, Ankara Demirspor'un stadında oynandı ve o da Ankara Spor maçı gibi başladığı gibi 0 sıfır bitti. Ankara Demirspor bu sezon ilk kez beraberlikle tanıştı. İlk beraberliği bu Ankara Demirspor'un bu haftayı da puansız kapatmamış oldu. Başkent temsilcisi. Öte, öte yandan Kırklareli Spor'a baktığımızda bir çıkış görüyorum Hüseyin. Kırklareli Spor... Iı, son 5 maçta 8 puan topladı ve ilk kez küme düşme potasından çıktı. Yani yanlış hatırlamıyorsam ilk kez ama bir kere daha olabilir. Tam emin değilim ama emin olduğum bir şey var. Kırklareli Spor 2 Ankara deplasmanından da 0-0 dönmeyi başardı. Ankara Spor'da da 0-0 kalmıştı. Ankara Demirspor'a karşı da 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bence Ankara deplasmandan özellikle formda bir Ankara Demir'den puan almak Kırtlar ile ekibi için artıya yazar Ankara Demirspor. Bu maçta iki puanı kaybeden taraf bence sen neler söylersin? Yani şöyle söyleyeyim. Ankara Demir iki taraf puanı kaybeden taraf ben diyemiyorum. Ee, ya şu iki takımda çünkü Kırtlar ile ilgili hep söylüyorum yani zaten olması gereken yer burası değil. Yukarı doğru tırmanması lazım diye. Ankara Demir'in de başarısını burada hep lanse ediyoruz, saygı duyuyoruz, anlatıyoruz zaten. Gerçekten yani hani bu maçla ilgili yanlış hatırlamıyorsam maç Ankara Demir e yakın gibi olsa da beraberlik kokan bir maç diye bir ibare kullandığımı hatırlıyorum yani. Hani beraberlik Olabilir şey, evet. Bekliyordum ben bu maçla ilgili. Beklentimi de karşıladı. Neden? Yani şöyle hem Kırklareli kaliteli takım çıkış yakalamak istiyorlar, puan toplamak istiyorlar ve kendilerini alttan bir şekilde uzaklaştırmak istiyorlar. Ankara Demir'de çıkışı devam ettirmek istiyorlar. Kim üzülür ki yani mesela Ankara Demir yani Kırklareli'den bir puan iyidir derim ben yani. Ben Ankara Demir'in hocası olsam, başkanı olsam, ünlüsü Kırklareli sonuçta hani iyi takım. Kime çelme takacağı belli olmuyor. Kırklareli'den bir puan yani buna da şükür sıkıntı yok. En azından kaybetmedik. Yolumuza doğru. Yani en devam azından ediyor. bu hafta da puan aldı diye <laughs> ekledim zaten. ben de aynı bunu, bunu dersin Ankara Demir Spor. tarafından da abi adamlarda Batuhan Süer var uçuyor. Forvet'te Mücahit Can Akçay sallıyor. İşte stoperlerine Gökhan var. Adamlar çok değişik takım. Makine gibi takım yapmışlar. Tabaca gibi takım. Biz buradan bir puan alırsak bunu ee, en azından kendi kafamızda 3 puan olarak yazalım boş verin bir puan alalım iyidir yani bence kaybedeni olmayan maç varsa bu hafta bu maçtır iki evet. takımında bir şey kaybettiğini düşünmüyorum ee, bir puanların paylaşılmasını önemli buluyorum ee, çok da üstüne yorum yapacak bir durum olduğunu düşünmüyorum ama e, iki takımı da tebrik ediyorum bence önemli yani bu bir birer puan almaları önemli kaybedeni olmayan maç bence gerçekten söylüyorum yani bunu kaybedeni olmayan maç. Zaten Ankara Demirspor'un şu anda bulunduğu konum inanılmaz bir konum. Net iyi. olarak inanılmaz bir konum. 11 maç 22 spor... puan Hüseyin. 2 puan. Aynen. Kırk, Kırklareli Spor sonradan, sonradan bir çıkışa geçti zaten. Sonradan bir çıkış kaldı biliyorsun. Ee, sevgili Ahmet Kırklareli Spor. Onlar için de böyle kaliteli bir takımdan, böyle bir deplasmandan puan almak bence çok kıymetli olmalı. İki takımı da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Kırklareli Spor az önce de bahsettiğim gibi son 5 maç 8 puan. Ee, küme düşme mücadelesi, kümede kalma mücadelesi veren bir takım için çıkışta bir takım Ankara Demirspor ise bu sezon ilk beraberliğini aldı. Lakin Ankara Demirspor e, puanına baktığımız zaman iki puan ortalamasını yakalamış güçlü bir takım. E, Hüseyin'in de dediği gibi ben de katılıyorum. İki, bence bu maçta kaybeden yok. Ankara Demirspor playoff çevresinde gezmeye devam ediyor. Peki devam edelim Hüseyin bizde. Evet. Altın Ordu evinde 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nü ağırladı. 1461 Trabzon Futbol Kulübü son 3 maçta Hüseyin 2 puan alabildi sadece. Altın Ordu'nun bir çıkışı var onu konuşacağız ama önce şampiyonluk hedefiyle yola başlayan 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nü konuşalım. Sezona bile bu kadar kötü bir seri yakalamamıştı. Trabzon son 3 maçta 2 puan. Sezon başında ilk 3 maçta 4 puan diye hatırlıyorum. şuradan bakayım hemen. Ve Ulaş Hoca ile yollar ayrılmıştı. Evet ilk 3 maçta 4 puan. Esenler Deplasmanından gelen mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı. Ercüment Hoca geldi. 5-5 yaptı. Seriyi Ankara Ankara'da noktalandırdı. 2-1 öne geçtiği maçı. Berabere kalmışlardı. Geçen hafta Nazilli, Nazilli Belediyesi Sporu evinde şok bir mağlubiyet. Bu hafta Altınordu'ya karşı iki kere geriye düştüğü maçta bir puanı koparmayı başardı. Öyle söyleyelim. Altınordu da inanılmaz bir çıkışta. Onları da hemen okuyayım. Son 3 maçta 7 puan almış e, Altınordu var. Neler söylersin Hüseyin? Yani 1461 Trabzon Futbol Kulübü için sonuç başlık yani Ercüment Hoca geldiği gibi devam ettiremedi. Burası çok büyük bir problem sevgili Ahmet. Yani devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü zaten 1461 Trabzon için şunu demiştim. Buca Spor için de bunu diyorum bak. Bu iki takım sevgili Ahmet o kredileri tüketti. Sezonun başında tüketti. Ligin ilk maçlarında tüketti kredileri. Bu saatten sonra kayıp yaşamamaları lazım. Çünkü ne Buca Spor ne 1461 Trabzon Futbol Kulübü Net olarak söylüyorum. Bu özel Windows Trabzon Futbol Kulübü hakkında konuşuyorum şu anda. Bu takım playoff hedefiyle kurulmuş bir takım değil. 2 2 daha şampiyonluk. dört. Bu takımın hedefi şampiyonluk. Bu takımın hedefi ikinci olmak değil. Anladın mı? Ha olabilir. İş oraya gidebilir ama bu takım hedefi bu buyken 3 maçta iki puan çıkartmanın çok makul, mantıklı bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Yani Ankara Spor Maçı'ndan beraberlik. Bunu bir yere eyvallah derim. Not alırım. Ama Nazilli'ye kaybediyorsa Altın Ordu yeneceksin en azından. Altın Ordu'dan 3 puanı çıkaracaksın kardeşim. Aynen Altın öyle. Ordu çıkıştaymış, düşüşteymiş. Beni alakadar etmez. Anladın mı? Mantelten böyle çalışır. Yani Ercüment Hoca'nın acilen toparlanması lazım. Ee, 1461 Trabzon Futbol toparlanması lazım. Geçen hafta bazı eleştirileri getirmiştim hatırlıyorsan. Gençlerin Onu soracaktım gibi... sana. Şey, biraz açar mısın? Gençlerin de evet. Biraz çabalaması lazım demiştim. Atraksiyon vermesi lazım. Sahaya içinde o reaksiyonu vermiyorlar sevgili Ahmet. Vermiyorlar. O mücadeleyi vermiyorlar yani. Bunu bir şekilde koymaları lazım. Sahaya bunu bu ürünü vermeleri lazım. Gencin daha çok koşması lazım yani. Daha çok tempo koyması lazım. Yani o takımdaki gençler, Nazilli'deki gençlere bak. O çocuklar nasıl koşuyorsa sen de koşacaksın kardeşim yani. Yok öyle ekmek elden su gölden yani. Bunu net olarak söyleyeyim. Bir de kadro mühendisinde bazı Belli başlı hatalar var. Orta sahada yumuşaklık var. Sağ bekle alternatifsizlik var. Örnek veriyorum. Soperler ağır. En basit örneği. Yani bir takımda en çok koşan takımın tecrübeli 3-4 oyuncusuysa olmaz yani. Gençler Soldaki de geçen veriyor. hafta konuşmuştuk. Sol bek. Söyledik ya o zaman. Yani sıkıntı büyük. Ama Altın Ordu'yu tebrik ederim. Sezon başından beri zaten nasıl bu konumda olduklarını gerçekten mantıksal anlamda herhangi bir forma e, sokamıyordum yani. Kafam almıyordu. Altın Ordu nasıl böyle bir durumda olabilir diye. Son 3 haftada bu çıkışı yakaladılar. Sanki biraz e, en azından alt sıralardan uzaklaşacaklar gibi bir enerji veriyorlar. Yani iki takmada da başarılar dedim sevgili Ahmet. Bir puan ortalamasını yakaladı Altın Ordu. 11 maçta 11 puanı buldu. Sezon başındaki o e, kötü başlangıcı şu anda atlatmış durumda. Son 3 maç dediğim gibi 7 puan üstelik 1461'e karşı iki kez öne geçtiğiniz maçta 2 puan kaybediyorsunuz. 1461 hı hı. için güzel şeyler ama 14 şey Altınordu için güzel ama 1461 Trabzon için de Hüseyin sana %100 katılıyorum. Şunu soracağım sana. Sezon başında Ulaş Hoca'yla yolları ayrı, ayrılmıştı 1461. Hı hı. Henüz üçüncü maçta erken mi acaba diye bizde bir soru işareti vardı. Şimdi 5 maçta 5 galibiyet alan bir hoca ama son 3 maçta da ondan sonraki 3 maçta da 2 puanda kaldı. Yani bir değişiklik olur mu sence? Yani çünkü Celil Başkan'ın pek bu sene sabırı kollamıyor yani. Sabır edecek bir durumda değil gibi. Belki bir hafta daha bir hocaya şans verir diye düşünüyorum ben Celil Başkan. Yani herhalde önlerinde Beyoğlu yeni çarşı maçları var diye biliyorum. O maça kadar bir sabreder, bekler başkan. O maçta da herhangi puan kaybında başkan kimseyi beklemez yani. O saatten sonra. Mourinho gelse şey yapmaz. Göndermek zorunda. Tabii. Aynen öyle. Peki Hüseyin. Devam edelim o zaman. Evet. Beyoğlu. İstanbul'a gidelim. Beyoğlu Yeni Çarşı. Evinde Zonguldak Kömür Sporu. 4-1 mağlup etti. Beyoğlu Yeni Çarşı. Üçme potasından son hafta son haftalarda aldığı Sonuçlarla çıktı. Tabii son haftalarda diyorum ama baktığın zaman son 5 maça bakmak lazım. Son 5 maçta 9 puan yani 3 galibiyeti var Beyoğlu'nun. Ve az önce evet. konuşmuştuk lig 2'ye ayrıldı. Ligin ilk, yarı, ligin ilk bölümünün üst bölümünün lideri Esenler Ligin alt bölümünün lideri de Beyoğlu Yeni Çarşı demekte. Ben bir beis görmüyorum. Çünkü 12 haftada evet. açılmış 8 puanlık bir fark var. 8. sırayla 9. sıranın arasında fark açılmış durumda. Beyoğlu Yeni kötü evet. kötü gidiş hattı olan Zonguldak Kömürspor'u yendi ve kendisini düşme potasının dışına attı ama düşme potasıyla da arasında 4 puan olduğunu hatırlatmak lazım. Öte yandan Zonguldak Kömürspor bir türlü o iğmeyi yakalayamadı Hüseyin. Yeni hocası da bir galibiyet aldı ama ilaç olmadı. Zonguldak Kömürspor'un son 5 maçında sadece bir galibiyeti var. Evet. Evet sevgili Ahmet. Bir mesaj geliyor. Yorumların yorumlarda bir sıkıntı yok değil mi bizim? Yani yorum yapabiliyor Arkadaşlar yorumlar kapalı diye. Valla bir yorum yapın arkadaşlar deneyelim. Bir sıkıntı görmedim ben ama. Onu net bir... olarak söyleyeyim. En azından bir yorum yapsınlar. Sen de bu sırada değerlendir Hüseyin. Tamam. Şimdi e, öncelikle Beyoğlu Yeni Futbol tebrik ederim. Önemli bir galibiyet. Dediğin gibi en azından kendilerini bir nebze e, yukarı atlak yani bu tarz maçlar artık. E, Ahmet şunu söyleyeyim bu ligle ilgili hep söylüyorum ama özellikle alt sıradaki takımlarla ilgili Beyoğlu yeni çarşıdan başlayıp Adıyaman'a kadar giden takımların kendi arasında oynayacağı her maç 6 puanlık maç niteliğinde. Evet. Yani Beyoğlu yeni çarşı örnek veriyorum Karaca ile İşte Bursa Afyon'la, Seri Kırşehir'le. Bu maçların hepsi 6 puanlık olarak nitelendirebilecek maçlar diye düşünüyorum ben. Sevgili abi. Ondan dolayı böyle bir galibiyet önemli. Ee, Zonguldak Kömürspor'un yani şöyle söyleyelim, zonguldak kömür sporla ilgili bir türlü ritmi tuturamadılar sezon başından beri. Yani Şenol Demir'in çare olmasını bekliyorum. Aslında bu kadar kötü bir takım olduklarına da inanmıyorum. Naziliği Acaba... deplasmanda yendiler Hüseyin biliyorsun. Acaba bilmediğine gelmedi. Bilmediğimiz bir sıkıntım var sevgili Ahmet. Yani hani bu maddi konular mı çok ön plana çıkıyor, maddi konuda mı eksikler var? Bilmiyorum. Yani tamamen hani soru işareti olarak çünkü. Zonguldak Kömür en azından içerideki tecrübeli oyuncuları bu takımın böyle puan almasına yetebilecek oyunculara sahipler yani. Hüseyin Hocam Zonguldak borcunu çok neden şehir olarak sahip çıkılmıyor? Şehir olarak sahip çıkılmıyor. Borcunun olduğunu düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla borçları da yok yani. Bunu net olarak söyleyeyim. Sahip çıkılmıyor. Sadece benim bildiğim bir aile var ve o aileye o aile Zonguldak Kömür bir şekilde idame ettirmeye çalışıyor. Başka herhangi bir şeyleri yok. Onu söyleyeyim. Zonguldak Kömürspor'la ilgili işler hiç değil. Bir şekilde reaksiyon almaları lazım. Puan ve puanlar toplamaları lazım. Yani bilmiyorum şu anda gidişat onlar için büyük bir ayak kırıklığı sevgili Ahmet. Evet işçi takımı Zonguldak Kömürspor bu e ile devam ederse 3. ligi boylayacak. Ö öte yandan Beyoğlu Yeni Çarşı'yı tebrik ederiz. 4 gollük net bir galibiyet ve kendini üst sıralara attı. Geçelim artık son iki maçımız iki tane Bursa'da maçımız kaldı. Bunlardan biri Bursa'nın ilçesinde Karacabey Belediye Spor evinde Diyarbakır Sporla oynadı ve bir bir berabere kaldı. Hüseyin İki takım da bu maçtan bana göre istediğini alamadı. Karacabey dört maçtır kazanamıyor. Öbür yanda Diyarbakır Spor tam yedi maçtır kazanamıyor. Bir bir de bitti. Yine birbirlerini üzmediler ama taraftarlarını üzdüler. Vallahi ben yani Karacabey'in biraz daha memnun olduğunu düşünüyorum bu maçta çünkü. Diyarbakır Spor'un kadro maliyeti Karacabey'in çok üstündedir. Bunu net olarak söyleyeyim. Niye? Evet ve yani kesinlikle. Karacabey kalıcı olması lazım bu sene. Mütevazı olması lazım. Geçtiğimiz sezonki Karacabey profili yok. İnsanların bunu anlaması lazım. Çünkü bir devir daim işlemi oldu. Devir işlemi oldu. Başka bir başkana, başka kulüp, başka birisinin eline geçti. Şirket yani şirket olarak başka birisine satıldı. ve Öyle olduğu için bu sene geçiş senesi olarak nitelendiriliyor. Seneye Hedefler Karacabey'de daha büyük. Onu net olarak söyleyeyim. E, karşındaki rakip Diyarbakır Spor. Çok kaliteli oyunculara sahip e, takımlardan birisi. istediğini yakalayamayan takımlardan birisi. E, sen Diyarbakır'a karşı maçın son dakikalarında bulduğun golle aldığın bir puan. Bence onları morallendirmiştir diye düşünüyorum. E, öyle söyleyebilirim. Ama tabii ka kağıt üstüne baktığımızda iki takımı da memnun etmez ama Diyarbakır Spor'u daha da memnun etmez. Diyarbakır Spor şu anda kadro kalitesiyle, oyuncu kalitesiyle bulundukları yer anlamında muazzam bir ters orantı var. Ama işin bu noktaya geleceğini de tahmin etmek çok zor değildi. Onu söyleyebilirim. İki takıma da başarılar dilerim sevgili Ahmet. Diyeceklerim bu kadar. Fezon başı söylemiştin. Tahmin etmesi zor değil diye de ekliyorsun bu haftalarda. Diyarbakır, Diyarbakır Spor'la ilgili bir yorum alıp devam edelim. İlk haftalarda umut verdi ama yine eski haline döndü. Tam da taraftar az da olsa gelmeye başlamışlardı ilk haftalarda demiş Haluk Bey. Diyarbakır Spor'da sıkıntı olduğu bir gerçek. 7 maçtır kazanamamak ciddi bir problem. Gelelim haftanın son maçına sevgili Hüseyin. Son maçta yine Bursa'da Bursa Spor evinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü ağırladı. Bursa Spor son 2 haftayı galibiyetle kapatıp nefes almıştı. Bu maçta da ligin dibindeki takımlardan Kırşehir'e karşı galip gelip alt taraftan tamamen uzaklaşmak istiyordu ama Kırşehir Futbol ve Spor Kulübü buna müsaade etmedi. Çünkü kendisi de ateş hattında ve kendisini ateş hattından bir nebze de olsa çıkardı. 8 puana yükseldi. Bursa Spor 1, Kırşehir Futbol Spor Kulübü 3 neler söylersin? Ya şimdi şöyle Bursa Spor bu maçta 3 puan da alsa kafası inanılmaz rahatlayacaktı sevgili Çok Ahmet. Rahatlayacaktı. Çok rahatlayacaktı. İnanılmaz rahatlayacaktı. Yani hani keyfi yerine gelecekti artık. Üç maçta direkt rakiplerini karşı kazanmış ve kendini artık onlardan soyutlamış. Biraz daha üstü atmış. Devre arasına kadar böyle bir kalan maçlardan 8-10 puanla toplarsam ben bu grubun orta sıra hedefsiz takımına döner miyim acaba mantığını düşünmeye başlardı Bursa Spor. Ama bu mağlubiyet tabii Kırşehir'e de alması gereken bir galibiyet vardı ortada. Yani çok ihtiyaçları vardı. Hep söylüyorum bir şekilde bir onların hoca tercihlerini doğru bulmadım sezon başından beri. bir Ahmet Hoca ile anlaştılar arkasına. Ekrem Ali anlaştılar. yani bu maçta da kazanamazsa zaten Kırşehir'de çok şey değişirdi herhalde. Çok sıkıntı olmaya başlardı. Bursa deplasmanında kazanmak çok önemli. Böyle bir e, zor bir deplasman. Karşında yani belki ikincilikte oynanan maçların içindeki en önemli stadyumlardan birisi. Kaç tane stadyum var böyle büyük Yok, en önemlisi Rusya'nın en önemlisi. Der. Mersin Stadyumu iyidir, Diyarbakır Stadyumu Milli iyidir. stadyumlarımızdan birisi öyle düşünmek Aynen. lazım. Aynen Diyarbakır Stadyumu iyidir, Bursa Stadyumu iyidir. Herhalde yani atladığım mutlaka olabilirim. Böyle 3-4 tane stat çok kalitelidir baktığımızda. Onlardan birisi o tarz maçlara çıktığında atmosfer bile oyuncular için daha farklı oluyor. Kırşehir Futbol Kulübü'nü tebrik ederim. Ee, tabii burada e, önemli bir galibiyet. Ne olursa olsun çok önemli bir galibiyet. Geçtiğimiz hafta hatta şey demiştim yani Kırşehir kupada turluyor. Ligde bakıyor. Hani başka hiçbir şey yapmıyor diye. En azından ligde de reaksiyon verdiler. Yollarına bir galibiyetle katkı sağladılar. Ama dediğim gibi ligde kalmak isteyen takımın bu grupta 20'yi bir görmesi lazım. 20-22'yi görmesi lazım. Kalan haftalar çok şey gebe Bu grupta hani diğer grup kadar belki kuvvetli bir grup değil ama bu grupta da hem yukarının savaşı hem aşağının savaşı oldukça kaliteli olacak gibi sevgili Ahmet. Kesinlikle. Yani çok çok güzel söyledin. Çok güzel bir kapanış cümlesi kurdun. Beyaz grupta üst sıraların ve alt sıraların yani şampiyonluk playoff ve düşme hattının mücadelesi çok keyifli olacak. Özellikle bahar aylarına girdiğimizde çok şeyler değişebilir Hüseyin. Ee, Aynen. Bursa Spor için tabii önemli bir kayıp senin de az önce güzelce anlattığın gibi. Kırşehir Futbol ve Spor Kulübü içinse İkinci galibiyetleri çok çok iyi bir galibiyet bence. Çok çok önemli bir 3 puan. Onlara da tebrik ederiz. Ee, ve bitirdik Hüseyin. Ağzına Vallahi sağlık. Bizden bu kadar. Eyvallah seyirciler. beyaz grubun yorumlamasını bitirdik. Saat 22 itibariyle kırmızı gruba geçeceğiz. Ee, bunu tekrar tekrar hatırlatalım ama önce ne yapıyoruz Hüseyin? Bizleri Facebook'tan takip eden izleyicilerimiz var ve onlar beğeni atmışlar biz de zaman zaman bu beğenileri okuyoruz biliyorsunuz. Kırmızı grubu takip etmek isteyenler kırmızı grup canlı yayınını hazırladım. Hemen oraya geçebilirler. 10 dakika sonra biz de geleceğiz. Ama şunları hızlıca okuyup öyle kapatayım. Selçuk Atılgan, Eren Mehmet Işık, Fikret Elibal, Yıldırım Matkap, Doğanay Altınkaya, Bilir Kişi, Ahmet Kurtgöz, Erol Doğan, Yaşar Tanşık, Metin Gürses, Fad Fadıl Işıktaş ve Fatih İpekdal. Sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Facebook'tan Yorum Facebook'tan yayınımızı izlediğiniz yetmemiş. Bir de beğenmişsiniz. Aynısını YouTube'dan da bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olun lütfen. Halen görüyorum. Abone olmadan izliyorsunuz. Lütfen bunu yapmayınız. Efendim diyelim. Ve kırmızı gruba geçeceğiz. Beyaz grubu burada noktaladık. Ağzına sağlık Hüseyin. Eyvallah Ahmet. Bugün sanki beyaz gruba katılım oranı da fena değildi. İzleyicilerimize teşekkür ediyorum. Önceki programlara göre baktığımızda daha kaliteliydi. Yani belki evet. de kırmızı kırmızı grup bekleyenler beyaz gruba da bir göz atalım <laughs> demiş olabilir ama teşekkür ediyoruz herkese. Az sonra 22'de kırmızı grupta birlikte olacağız. Beyaz gruptaki takımınızı da yalnız bırakmayın. Hüseyin doğru söylüyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.